toplantı yapacağız diye ilan ettiğimde çok şiddetli, bayağı ters tepkilerle karşılaştım. Ve bu tepkiler iki yönlü olarak, birbirine taban tabana zıt iki yönden geldi. Birincisi, şöyle özetleyebileceğim bir şey, akılla değil mi? Ha, ne alakası var ki? Bunun bir hayli yaygın bir bakış açısı olduğu anlaşılıyor. Zıt istikamette, yani ne demek istiyorsun? Akıl ve dil birbirine zıt mıdır? Bu tipik aydınlanmacı felsefedir. Aklın dinden bağımsız olduğunu iddia ettiğin zaman aklı başka bir iman konusu haline getirirsin diyen bir ikinci bakış açısı var. Bu her iki bakış açısının problemli olduğu konusunda. Aklı başında dindar mı olur sorusunu soranlara cevap. Bariz bir şekilde evet oluyor. Yani bunu tartışacak bir şey yok. Descartes, Spinoza, Aristoteles, Hegel, Mimar Sinan, dindar olmuşlar. Yani ben okuduğumda olmaz bu kadar saçmalık yahu dediğim bir takım kitaplara bakın. Bunların değerli ve mahrum olduğu kanaatine varmıştır. Diğer davranışların itibariyle son derece rasyonel, son derece açık fikirli ve insanlık tarihine önemli katkılarda bulunmuş olduğunu gördüğümüz insanlar, Allah'a meleği kitaba ve bir adamın Bakire Meryem'den doğduğuna inanmış görünüyor. Bunu deli olarak kabul etmek zorundayız. Başka bir seçeneği olmadığı sürece insanlar bu hikayelere inanmayı cazip ve hatta normal saymış olabilirler. Fakat başka seçeneklerin saygıdeğer bir şekilde ortaya konulabildiği anlar. Yani dine inanmamanın gerçek bir toplumsal seçenek olduğu noktada insanlar hala dine inanmaya devam edebilirler mi sorusunu sorabiliriz. Bunun cevabı evettir. Yani empirik olarak, objektif olarak gördüğümüz o ki insanlar dine inanmaya devam ediyorlar. 80 yıl boyunca anti-dini propagandanın okullarda zorunlu ders olduğu Sovyetler Birliği'nde bir şekilde insanların bundan çıkardığı belli başlı sonuç dinin çok iyi bir şey olduğu niteliğindeydi. Tesadüfen şeyde bulunduğunda, Türkistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden yaklaşık bir ay önce 1990 yılında tesadüfen oraya gitmiştim. Ve orada 80 seneden beri terk edilmiş ve yarı yıkık durumda bulunan bir tarihi manastırın ihya edilişine denk geldim tesadüfen. Ve orada insanların, yüzlerce hatta binlerce insanın hüngür hüngür ağlayarak bu törene katıldıklarına tanık oldum. Dini hadiseler nedense beni çok fazla duygulandırmıyor. Yani o duygusallığı paylaştığımı söyleyemem. Ama gözümle de gördüğüm bir takım insanların bundan ötürü olağanüstü bir duyguya kapıldıkları, hayatlarının en önemli anı olarak bu durumu algıladıklarını gördüm. Bunu inkar etmek ve bunu yok saymak bana zayıf bir şeymiş gibi geliyor, bir yaklaşılmış gibi geliyor, yetersiz bir yaklaşılmış gibi geliyor. Yine üniversitede olduğum yıllarda henüz Sovyet sistemi, Doğu bloku ayaktayken 1981 yılında Polonya'dan geri gelmiş bir arkadaşla aynı evi paylaşmak durumunda kaldı. Ve sabahlara kadar süren sohbetlerimiz oldu. Bu arkadaşımız son derece zehir gibi zeki, olağanüstü zeki bir adamdı. Sonradan bir hayli tanınmış bir sinemacı oldu, sinema yönetmeni oldu kendi ülkesinde. Bana ısrarla şunu, koyu katolik. Yani dindar bütün en ince ayrıntısına kadar Katolikliği gerektiğini yerine getiren bir Katolik'ti. Onunla tartışmalarım da beni bir hayli sarsmıştır. Polonya gibi bir ülkede Katolik olmadan ayakta duramazdım ben diyen bir insana ben hayır sen saçmalıyorsun diyemem. Diyemem yani o bana diyor sen saçmalıyorsun diye o haklı ben haklı değilim. Kamu hayatının anlamsızlığı ve eziciliği karşısında ve yalanlarla dolu hiçbir şeyin gerçek olmadığı, hiçbir gerçeğin kabul görmediği bir ortamda bir şeye sarılma ihtiyacı duyuyor bir arkadaş.
ve Katoliklikten başka da bir çözüm yolu bulamıyorum. Bu doğru bir çözüm yolu mudur? Hayır. Sonuna kadar da tartışırım. Hala daha tartışırım. Yanlış bir yol olduğunu savunurum. Fakat bir takım insanların böyle bir yola kapıldıklarını ve dünyadaki dindar sayısının bilimdeki tüm ilerlemelere rağmen azalmadığını tam görmemiz gerekiyor. Böyle bir fenomen var ve biz akılla bir dünyayı açıklamayı şiar edilmiş olan insanlar bununla yüzleşmek zorunda. Yani ciddi bir şekilde bir fenomeni açıklamak ve bunun neden ve nasıl bir gerçek olduğunu ve bu derece persistent, kalıcı bir gerçek olduğunu anlamak zorundayız. Dinin sorduğu sorulara cevap vermek zorundayız. Bunu yok sayarak bir yere varamayız. Rasyonel düşünceyi temsil eden insanların din olgusunu yok saymak ya da aşağılamak iyi bir lüksü olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bu olguyu anlamak, bu olguyu kucaklamak ve bu olguyla yüzleşmek mecburiyetinde olduklarını söylüyorum. Bu mevzulara ben yıllardan beri ciddi bir şekilde merak sarmış durumdayım. Yani din olgusunun akli bir bazda, rasyonel bir bazda anlaşılması, tartışılması, sınırlarının çizilmesi, boyunun ölçüsünün alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun Türkiye için, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu nokta için son derece önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde bunu, şu yaptığımız seminerin belki kalıcı bir kurumsallaşmaya dönüştürmek gibi bir amacım var. Yani başarır mıyız, başaramaz mıyız bilmem. Bu yılda 4 kere böyle bir toplantı yapmak şeklinde mi olur? Yoksa hayallerimdeki gibi bir ilahiyat fakültesi kurmak şeklinde mi olur burada? Onu bilemiyorum. İlahiyat fakülteleri doğrudan doğruya meslek lisesi konumunda olan şeylerdir, kurumlardır. İslam dininin propagandistlerini ve uygulayıcılarını yetiştirmeye yönelik meslek kurumlarıdır. Bunun dışında bir şeyden bahsediyoruz. Yani din konusunda akılcı bir yaklaşımı getirecek olan bir yapılanmadan söz ediyoruz. Böyle bir kurum oluşturmayı başarabilirsem kendimi olağanüstü başarılı hissedeceğim. Yani hayallerimden çok önemli bir hayalimi gerçekleştirmiş sayacağım. Yani matematik başarı, matematik herkes yapar da. İlahiyat fakültesi kurmak bana daha önemli ve daha ciddi bir adımmış gibi geliyor. Rasyonel düşünce derken neyi kastediyoruz meselesine kısaca değinmekte ben yarar görüyorum. Biraz felsefeye dalma pahasına. İnsan aklının büyük üstünlüğü, insan ırkının bugüne kadarki evriminin temel motoru bana öyle geliyor ki belirli bir düşünce tarzıdır. Belirli bir gerçekle yüzleşme biçimidir. İnsan yaşamında karşısına kavrayamadığı, algılayamadığı, çözemediği pek çok şeyle karşılaşır. Devamlı bir veri bombardımanı altında tutulur insan. Bu veri bombardımanını insanoğlu birinci gününden itibaren bir takım varsayımlar ileri sürmek ve bu varsayımları test etmek yöntemiyle bu hakikatin çok yönlülüğüyle, hakikatin kavranamazlığıyla başa çıkmaya çalışır. Sürekli olarak, aralıksız olarak bebeklik yaşımızdan itibaren ve bütün yaşamımız boyunca en basit olaylardan en karmaşık olaylara kadar insan zihninin kavrayış yöntemi budur. Olaylarla karşılaşırız. Her şeyden önce tesadüf denilen olduğu için rastlantısallık denilen hadiseyle karşılaşırız. Yani bir takım olaylar oluyor etrafımızda. Devamlı olarak bir takım olaylar oluyor. Belirli bir saatte zil çalıyor. Belirli bir saatte güneş doğuyor. Akşam olunca uykumuz geliyor. Bazı insanlar ölüyor. Böcek sokuyor ve canımız yanıyor gibisinden sayısız olaylar karşılaşıyoruz. Bunlara anlam vermek için sürekli olarak bir takım hipotezler, doğru veya yanlış olabilecek bir takım hipotezler ileri süreriz. Bu böyle oldu çünkü böyle. Bir takım nedensellik ilişkileri kurarız. Her gün belli saatte batıyor. Fakat
sezon günlerinde, mevsim değiştikçe farklı saatlerde batıyor. Bunun açıklaması şudur. Ama bugün öyle olmadı, böyle oldu. Ha, bunun da istisnanın da sebebi budur. Gibisinden bir takım hipotezler ileri sürüyoruz. Varsayımlar ileri sürüyoruz. Sonra bu varsayımları test ederiz. Bu varsayıma aykırı bir sonuçla karşılaştığımızda, ilk aykırı sonuçla karşılaştığımızda herhalde yanlış görüyorum ben varsayımını ileri sürüyoruz. İkinci kez aykırı bir şeyle karşılaştığımızda acaba teorim eksik miydi? Bir de şunun bir eksik tarafını da tamamlayayım. Tamir edin dediğim teorime yoluna gideriz. Üçüncü veya dördüncüsünde aksiyle karşılaştığımızda teorim yanlışmış. Onun yerine şöyle bir teori daha doğruymuş. Soralım, bir bilene soralım. Acaba doğru teori neymiş? Gibisinden bir çalışma içine gideriz. Yanlışlanabilir varsayımlar. Yani muhtemelen çözümü şudur şu problemin. Ama emin de değilim. Şöyle bir sonuç alınırsa eğer tezimin yanlış olduğu ortaya çıkar ve tezim çürür. Bu yaklaşımla gittiğimiz sürece öğreniriz. Bu yaklaşım öğrenmenin yoludur. Bu yaklaşım bilimin yoludur. Bu yaklaşım rasyonel yaklaşımdır. Bilim dediğimiz zaman bundan başka bir şey kastetmiyoruz. Sözünü ettiğim konu şu. Rasyonel düşünceyi temsil eden insanlar din olgusuyla nasıl başa çıkabilirler? Dinle nasıl tartışabilirler? Dindarlığı rasyoneliğe çekmek mi? Dindarlığı rasyoneliğe çekerek mi? Dindarlığı rasyonellik içinde bir adaya veya gettoya hapsetmek mi? Dindarlıkla karşılıklı olarak bir takımı sınırları belirlemek mi? Prensip olarak dindarlığı kabul edip onun bir takım altyapısını sistemli olarak oymak mı? Bunun çeşitli şeyleri var. Mesela İslam'ın doğuşuna ilişkin olarak İslami inanç çerçevesinde ileri sürülen tezleri, görüşleri, akılcı bir yaklaşım yani tarihe ve teolojiye dayanan bir yaklaşım nasıl cevaplandırabilir sorusu da bunun bir parçasıdır. Yani İslam dini çerçevesinde tarihteki belirli olaylar belirli bir şekilde açıklanıyor. Bir takım hipotezlerle açıklıyorlar. Allah doğrudan doğruya müdahale etmiş olmasaydı böyle bir kitap yazılamazdı diyorlar mesela. Mekke'de okuma yazma bilmeyen bir adamın böyle bir kitabı yazmasına imkan yoktur diyorlar mesela. Atıyorum buna benzer bir takım şeyler, hipotezleri sürüyor. Bu hipotezleri olduğu gibi kabul etmek bir yöntemdir. Bu hipotezler, aman canım bunlar cahil saçmalığı, boşver deyip atmak ikinci bir yöntemdir. Üçüncü bir yöntem ise bu hipotezleri ciddiye almak ve onları yanlışlamaktır. Bu üçüncü yöntemin daha zevkli olduğunu tahmin ediyorum. Ve daha verimli olduğunu tahmin ediyorum. Ve gerçek bir bilimsel araştırmaya, gerçek bir scientific inquiry, bir soruşturmaya zemin oluşturacak malzeme vardır orada. Hani dindarların aman dinimize küfrediyorlar, aman işte peygamberi bilmem ne yapıyorlar dedirtmeden ya da bu insanlarda tepkisel bir reaksiyon yol açmadan nasıl bu yapılır? Nedir? Çok güzel bir soru. Bildiğim kadarıyla hem Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde, dünyadakilerde de öğretilen derslerden biri tebliğ yöntemleri dersi. Evet, bizim tebliğ yöntemlerimiz ne olmalıdır? Yani buna benzer bir ders burada son derece ilginç olabilir. Yani dindar insanlara dinsizliği nasıl tebliğ edersin? Nasıl anlatırsın? Hangi yöntemlerle onları ikna edersin? Biliyorsun benim bildiğim dünyadaki bu konudaki en başarılı örneklerden biri Jezuitlerin yani Katoliklik ve dünyasında 1570'lerden itibaren önemli bir kurum oluşturan Jezuitler tas tamam bu konuda uzmanlaşmışlardı. Genç insanlara din nasıl tebliğ edilir? Ve şunu keşfetmişlerdi. Direkt gitmeyeceksin, en direkt geçeceksin. Yani hiçbir zaman doğrudan doğruya dini tebliğ etme yoluna gitmeyeceksin. Yandan dolaşacaksın. Öncelikle ahlaki konularla, öncelikle genç bülü çağındaki insanların psikolojik sorunlarıyla yüzleşerek bir yere varacaksın diye olağanüstü bir eğitim teknolojisi geliştirmişlerdir Jezuitler. Jezuit okulları dünyanın en başarılı okulları arasındadır her zaman için. Katoliklik öğretiler, hiçbir zaman direkt öğretmezler, en direkt öğretiler. Mesela onlardan ne öğrenelim?
bu soruların cevabının çok basit olmadığını vurgulamak istiyorum bu hafta boyunca ve bu şeyinde seminerin devamı boyunca. Bu soruya, bu sorulara bir hayli karmaşık bir takım orijinal cevaplar verebiliriz. Daha önce yani beklenmedik cevaplar da verebiliriz diye düşünüyorum. Yani en azından bu soruyu formüle etmeye çalıştığımız zaman, bu soruyu bir teorik bir genellemeye koymaya çalıştığımız zaman, dile getirmeye çalıştığımız zaman bir hayli daha dikkat etmemiz gereken detay olduğunun farkına varırız. En azından bu fikir jimnastiği bile bize yeni silahlar, yeni şeyler kazandıracaktır, bakış açıları kazandıracaktır diye düşünüyorum. Genelde dindar insanlarla bu zeminde tartışmanın beyhude olduğunu farkındayım. Beyhude olmasa bile çok zor bir iş olduğunu, akıntıya kürek çekmek olduğunu farkındayım. Şunu söyleyebilirim güvenle. En azından bir kişiyi, son derece akıllı ve son derece dindar ve başını örten bir kişiyi 6 yıllık bir çabanın sonucunda gerçekten bütün şeylerin inançlarını sarsmayı başardı. Argüman bulanlara tartışacak. Bunun değerli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani sırf bu tecrübe başlı başına bana çok şey öğretti, ona çok şey öğretti ve artı replike edilebilir bir deneyimdir. Yani benzerleri kullanılabilir. İkinci olarak, ama asıl amacım bu değildi. Doğrusunu istersen inanmış bir insanın dindarlığını yıkmak bana bir anlamda da acı veriyor. Yani ürküntü veriyor. O sorumluluğu kaldırmak emin değilim. Çünkü yerine koyacak bir şeyim yok. Yani ona başka bir inanç sunabilecek durumda değilim. Sarsmak iyi bir şeydir insanların nereye kadar? Bunu ayrıca tartışırız. Bilmiyorum bu sorunun cevabını. Tamam. Ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, hayır, dindar kişileri ikna etmek değil benim esas amacım. Dindar olmayan insanları, dindar olmayan çok ciddi sayıda insanı, çok fazla sayıda insanı veya dindar olup olmadığına karar verememiş olan insanları pekiştirmek bana çok daha değerli, çok daha verimli bir çalışma gibi geliyor. Türkiye'de dindar olmayan insanlar 20. yüzyılın başından beri temel itibariyle şu şeylere, şu yaklaşımlardan birine kapıldılar. Ama zaten dindarlar aptallık konuşmaya değmez. Birinci yaklaşım. İkinci yaklaşım, Atatürk bize doğru yolu gösterdi. Bu dindarlar vatan hainidir. Onları ezmek lazım, susturmak lazım. Bu ikinci yaklaşım. Üç, bu ilkinin biraz devamı. Ayşe Kerim bu akşam diskoya gideceğiz, dinlenmeye çalışıyoruz. Bu üç yaklaşım var temelde Türkiye'de. Dolayısıyla din gibi son derece önemli bir insan faaliyeti, son insan yaşamının önemli bir sahası dindarların tekeline terk edilmiş durumda. Cevap veremiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Onlarla tartışmaya girdiğin zaman, evde dindar olan amcanla tartışmaya girdiğin zaman verecek cevabın yok. Çünkü konular onların tekelinde. Konuları onlar biliyor. Dolayısıyla verecek cevabın ya Atatürk cevabıdır ya disco cevabıdır. Hala ülke çapında din konusunda aykırı görüş ifade eden insanlar hapisle tehdit ediliyorsa ve dindar insanlar eğitimi ve entelektüel yaşamı ele geçirmekle tehdit ediyorlarsa ve bu dini yaklaşımın bir takım siyasi, kültürel sonuçları da var ise o zaman burada ciddi bir savaş var demektir ve bu savaşı akıllı bir şekilde yürütmek gibi bir görevimiz var demektir. Benim yöntemim bunu en iyi yöntemidir bilmiyorum. İrrasyonelliği rasyonellikle yenebilir misin? Umarım ki irrasyonelliği rasyonellikle yenebiliriz. Ve bunun da en azından bazı yöntemlerini, bazı açık kapılarını burada tartışma fırsatını buluruz. Akıl dinle nasıl başa çıkar sorusunun iki yaklaşımı vardır. Futbol örneği verecek olursak. Birinci ihtimal, akıl bir takımdır, din diğer takımdır. Kim daha çok gol atarsa o kazanır. İkincisi ve daha hırslı ve iddialı olanı akıllı bu maçın hakemi haline getirmektir. Hakem olursan kaybetmezsin maçı. Hakemin maçı kaybetmesine ihtimal yoktur. Dolayısıyla dini eğer aklın kurduğu çerçevenin içine yerleştirebilirsen bir adeta böyle bir fırlanta gibi kazandık maçı demektir. Gol yiyemezsin onu. Tamam, bu yaklaşım mesela daha ilginç olabilir. Şimdi müsaadenizle ben bir iki noktaya parmak basmak istiyorum. Üç tane konu var bu.
aklımda durmadan şimdi. Ve o kadar çok konuya dağılmadım ki ben de dağılmaya başladım. Birincisi, dinin evrimine ilişkin bir takım gözlemlerde bulunmak istiyorum. Bana öyle geliyor ki, bildiğimiz kadarıyla başlangıç aşamasında din, bilimsel faaliyetin bir parçasıydı. Yani anlayamadığın olayları bir takım hipotezlerle açıklama çalışması. Ormanda bir takım insanlar kayboluyor. Neden kayboluyor? Çünkü bunları cinler yiyor. Bilimsel bir hipotezdir. Yani, edebiyatı da katmak mümkün sanıyorum. Yani bir kısmı da alegorik olarak. Hiç şüphesiz. Yani Troya daha güçlü kentken yenildi, Ahalar kazandı. Neden kazandı? Çünkü Apollon onların tarafını tuttu. Bu bir bilimsel hipotezdir. Kimse inanmadı bana. Bilimsel hipotezlerin doğru olması gerekmez. Yanlışlanabilir olması gerekir. Artı bir şeyleri açıklaması gerekir. Bir şeyleri açıklamaya çalışırken doğru veya yanlış, tuhaf ama gerçek, çeşit çeşit hipotezleri sürmez. Ne kadar ilginç hipotezleri de sürebiliyorsan o kadar ileriye doğru bir adım atma imkanı var. Başka bir açıklaman yoksa, dünya nasıl yaratıldığının sorusunun cevabını bir şekilde vermek zorundasın. Yani oku şeyin, Tevrat'ın ilk birkaç satırını, orada bayağı bir bilimsel çaba var. Önce diyor, yerle göğü ayırdı birbirinden. Yani Big Bang teorisi gibi bir teori bu. Doğrulanabilir mi, yanlışlanabilir mi, tartışılabilir mi? Çok tartışılmış o zaman. Çok tanrılı dinlerin en temel özelliğidir. Sen Apollon'un şey yaptı diyorsun ama şu nedenle bu mümkün değildir Apollon'un bu işi yapması. O işi Athena yapmıştır. Dediğin zaman ciddi bir yanlışlama çalışması var burada. Bir zıt karşılıklı olan olayları, olguları açıklamakta, anlamlandırmakta zorluk çektiğin bir takım olguları bir takım hipotezlerle çözmeye ve anlamlandırmaya çalışma emeği söz konusu. İkinci bir aşamada bu verilen cevapların bir külliyatının oluşturduğu ve bu külliyatın koruyucusu olan bir takım rahiplerin gitgide ayrışan bir meslek haline geldiğini görüyoruz. Yani bir toplumsal fonksiyon olarak bir takım şeylerin, cevapların, bir takım hipotezlerin gitgide kutsallaşan, gitgide dokunulmazlaşan nitelikler kazandığını görüyoruz. Ta ki zannediyorum Yahudilik bu evrimde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani Yunan dininden Yahudi dininin farkını şey yaptığın zaman. Yunan dini mitolojik bir alanda cereyan eder. Yani tüm aktörler gerçek dışı aktörler. Tüm aktörler başka bir dünyada oynarlar. Oysa ki Yahudilerin tanrısı bu dünyada oynar. Bu dünyanın içinde güreşir insanlarla. Doğrudan doğruya tarihin gidişine yön verir. Güçlü insanları güçlü kılan kişidir. Dolayısıyla bu tanrının sorgulanması, bu tanrıya ilişkin hikayelerin sorgulanması siyasi olarak riskli sonuçları olan bir noktaya gelir. Ve ta ki bir noktaya varılır ki gitgide soyutlanan, gitgide akıl almaz özelliklerle yüklenen, gitgide kabuk üstüne kabuk bağlayan bir tanrı fikri ortaya çıktığında bunun gerçek dünyadaki hiçbir kanıtla yanlışlanamaz olduğu bir noktaya varırız. Kur'an tanrısı olsun, İncil tanrısı olsun yanlışlanamayacak bir tanrıdır. Ne yaparsan tersinin cevabı var. Neden şeytanı yarattı dediğin zaman bunun da cevabı var. Dünyada neden adaletsizlik var dediğin zaman bunun da cevabı var. Adem'in madem ki günah işleyeceğini biliyordu, niye cennete koydun dersen bunun da cevabı var. Melekler nerede peki dediğin zaman bunun da cevabı vardır. Bir aynı şeyde, aynı fiziksel mekanda birden fazla melek bulunabilir mi diye sorduğun zaman bunun da cevabı var. Bu cevapların birbiriyle tutarlı olup olmadığına bakılmaz.
Cevap var mı? Var. Büyükler vermiş mi? Var. Ve ta ki öyle bir noktaya gelirsin ki iman yanlışlanamaz olandır noktasındayız. Yani ben buna inanıyorum. Çünkü bunun kilit bir dönüm noktası diyelim. İkinci dönüm noktası İsa ve Thomas hikayesidir. Bilir misiniz? İsa çarmıha gerildikten sonra yaşayanlar arasına geri döner ve kendi havarilerine görünür. Thomas der ki, Rabbi inanmıyorum der. Yarana dokunmak istiyorum, dokunmadıkça inanmam sana der. İsa da bana der ki, yarana dokunduktan sonra hiçbir kıymeti yok ki. Yani inanç nedeniyle mi sen bana inanıyorsun, yoksa bir bilimsel olgu olarak mı inanıyorsun? Bilimsel olgu olarak, yanlışlanabilir bir olgu olarak bakıyorsun sen bana, senin imanının hiçbir faydası yok. Şey tartışmalarında ve özellikle Hristiyanlığın ilk 2-3 yüzyılının doktrin tartışmalarında bu hadise hayati önem taşır, merkez doktrin haline gelir. Herkes biliyor ki ölen insanlar bir daha dirilmez. Kendi kendini diriltmesi ve 40. günün sonunda göğe yükselmesi hiç kimsenin görmediği bir olaydır. Buna rağmen inanıyorsan, yani hiçbir rasyonel imkanı olmayan bir şeye inanıyorsan gerçek bir Hristiyansın, gerçek bir dindarsın. Aksi takdirde bunu bir takım şeylerle açıklamaya çalışıyorsan, bir takım hipotezlerle açıklamaya çalışıyorsan Hristiyan değilsin. Mucizeye inanıyorsan Hristiyansın. Mucizeyi açıklamaya çalışırsan yani bilimsel olarak Hristiyan değilsin. Herhangi bir kuşkuyla, dünyaya yaşama kuşkuyla bakan herhangi bir normal insansın. Tezlerim acaba doğru mu yanlış mı? İsa bakireden doğduğunu söyleniyor ama doğru mu yanlış mı diye soruyorsan bunu ve bunun için kanıt istiyorsan mümin değilsin. İlk büyük Batı Hristiyanlığının büyük düşünürü olan Tertullianus vardır, 3. yüzyılda yaşamıştır. Credo quia absurdum noktası. İman ediyorum çünkü inanılması mümkün değil. İman ediyorum zira mantık dışı. Formülasyonuna kadar gelir. Yani imanın tanımı by definition, yani tanım gereği hipoteze ve yanlışlanabilirliğe dayanan akıl süreçinin, akıl yürütme tarzının dışında olması. Bir hipotez olarak ortaya çıkan tanrılar bir noktadan sonra bambaşka bir ihtiyacın, bambaşka bir akıl yürütme biçiminin dayanan haline gelmiş. Ve bugün de Müslümanlarla tartışmada eninde ya da sonunda bu noktaya geliyoruz. Kanıtlanamaz bir takım şeylerle, hatta aksi kanıtlanabilir şeylerle geldiğin zaman diyor ki, ama ben inanıyorum. Domuzun ekonomik olarak, biyolojik olarak, sosyolojik olarak, her açıdan faydalı bir hayvan olduğunu kanıtlayabilirsin. Karşındaki yer aklı başında bir insansa bunu görür. Yani domuz çok ucuz bir protein kaynağıdır. Kirli filan bir hayvan değildir. Son derece temiz bir hayvandır. Tavuktan daha kirli değildir. Tavuk da kendi bokunu yer. Domuz da yer. Buna rağmen tavuk yiyorsun. O zaman neden domuz yemiyorsun sorusuna getirdiğin zaman, tüm argümanları getirdiğin zaman sen alacağın nihai cevap şudur. Çünkü ben inanıyorum. Bunu sorgulamakla yükümlü değilim. Ben bunu sorgulayamam. Madem ki emredilmiş, ben bunu uygulamakla mükemmelim. Yaklaşımı. Bana öyle geliyor ki imanın temel ilkesidir. Bu varsa imandır. Bu yoksa iman değildir. Dolayısıyla iman ve akıl hiçbir surette, hiçbir zeminde buluşamaz gibi bir noktaya geliyoruz. Yani maç imanla akıl arasındaysa yürümez o maç. Özgürlükten kaçış bazen insanların çok işine gelebilir. Ve din tas tamam bu ihtiyacı karşılayan bir çözüm olarak karşımıza çıkabilir. Ne lüzum var ki özgürlüğe? Özgürlük seni yorar. Doğrusunu söylemiş. Kim söylemiş doğrusunu? Eskiden, eski dinlerde, Yunan dininde, Hint dininde kim söylemiş doğrusunun cevabı? Atalarımız söylemiştir.
Yani din törenin bir parçasıdır. Atalarımız anlatmış. Herkes biliyor. Apollon, Athena'nın kardeşidir. Artemis. Nereden biliyoruz? Böyle yani. Atalarımız böyle söylemiş. Bu daha insani bir temeldir. Bu gerçekten insanın doğal özgürlüğüne uygun bir cevap. Tamam mı? Çünkü ben bilmiyorum. Yani Troya neden bu savaşı kaybettiğinin cevabını bilmiyorum. Normal olarak ne olur? Araştırma yaparım değil. Bilenlere sorarım. İki. Bilenlerimiz diyor ki atalarımız bu konuda kesin ve doğru cevaplara sahiptir. Tamam. Yani bu bilimsel bir dildir. Eski Yunan dili. Bundan daha fakat bilimsel olduğu için de sakat temel üzerinde kuruldu. Yanlışlanabilir bir dildir. Daha iyi hipotez geldiği zaman bak Apollon değilmiş, Athena'ymış cevabıyla karşılaşabilirsin. Senin vaaz ettiğin çocuk sana cevap verebilir. Mantıken de o öyle değildir, böyledir. Zaten bir atalarımız öyle demişti ama benim de atalarım, bizim oradaki, Teva'daki insanlar onu öyle değil, böyle anlatırlar. Sen ne olacak, alırsın bunun cevabı yok çünkü. Dolayısıyla Yunan dininin daha sonraki aşamalarında, Helenistik döneminde inanılmaz bir tutkuyla, inanılmaz bir, acayip bir emekle oluşturmaya çalışmışlardır. Hakiki Homeros metnini oluşturmaya çalışmışlardır. Yani en doğru gelenek hangisidir? Şöyle rivayet ediyorlar, böyle rivayet ediyorlar, öbürünü. Bunu nasıl, sentezini nasıl yapabiliriz? En doğru külliyatı nasıl oluşturabiliriz noktasına varmışlardır. Bu bir ikinci alanıdır. Bu eski Yunan dilinin bir gelişme aşaması. Yerel geleneklerden kutsal resmi metin şeyine. İskender Devleti zamanında bir şey tartışmış olabilir mi? İskender Devleti zamanında aklı olan herkes devamlı olarak bu konuyla uğraşıyordu. En hakiki Homeros metnini tespit etme çabasıyla uğraşıyordu. Evet, yani bir otoriteye dönüştürme şeyine geliyoruz. Derken Ne diyorduk? Atalarımız üzerine kurduğun bir dinden bir sonraki aşamada atalar sana yetersiz geldiği zaman, hatta atalar sentezi bile yetersiz geldiği zaman, en hakiki atalar da yetersiz geldiği zaman, o zaman bir şey kalıyor, yukarıdan verir. İnsan dışı, yani ata olmayan, yani insan olmayan, yani yanılabilir olan biri değil bunu veren, daha yüksek bir makam diyor. Ve bu noktada artık bilimle arasındaki şeyi köprüyü atmış oluyor. Buna ya inanırsın ya inanmazsın. O noktada özgürlüğünü teslim etmiş oluyorsun. İki noktaya daha kısaca değinmek istiyorum. Ondan sonra daha gevşetebiliriz tartışma yüklerini. Birincisi şu. Akılcılık da kendi tarzında bir imana dönüşmüştür diyenler var. Batı aydınlanmacılığının adeta dine karşı bir din haline geldiği, bir dizi dogmaya dönüştüğünü iddia edenler var. Bu yönde bir hayli akıllı insanlar oldukça tutarlı gibi görünen tezler ileri sürmüşler. Bunu nasıl değerlendireceğiz meselesi. Burada ben bir mantık hatası yapıldığını düşünüyorum, bir terminoloji hatası yapıldığını düşünüyorum. Şöyle bir eğilim kesinlikle mevcuttur ve son 200 yılda özellikle Batı düşünce dünyasında böyle bir eğilim sık sık görülmüştür. Bilim adamları doğruları keşfettiler, artık yanlışlara susmak düşer diye özetleyeceğimiz bir yaklaşım. Bu yeterince net mi? Yani bir takım konularda nihai bilgiye ulaşılmıştır. 200 yıl önce değil mi? Efendim? Batlamyus'tan beri öyle değil mi? Batlamyus'tan beri belki böyle de modern dünyada bu gitgide sosyolojik bir şeyle bir ayrışmaya da tekabül eden bir iddiaya dönüşmüştür. Yani belirli düzeyde eğitim sahibi olan büyüklerimiz bu konuyu araştırdılar, çözdüler. Dolayısıyla size bok yemek düşer diye özetleyeceğimiz ve bilginin bilim adamlarının tekelinde olduğu, dinin ise bir cehalet sistemi olduğu şeklinde formüle edebileceğimiz bakış açısıdır. Burada bir yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu yaklaşımın
temelde ciddi bir sıkıntıya yol açtığını düşünüyorum. Aydınlanmanın illa pozitivizmle sonuçlanma, yani pozitivizmle aydınlanmanın aynı şey olmadığını düşünüyorum. Bir bilgi şeyinin korpusunun, bir bilgi hazinesinin nihai olduğunu iddia ettiği noktada çuvallarsın. O zaman gerçekten imanla aynı noktaya varmış olursun. Oysa ki baştan beri vurgulamaya çalıştığım bir şey var. Bilimin özelliği doğru olması değildir. Bilimin özelliği bir yöntem olmasıdır. Bilimin özelliği söylediği tüm verilerin, tüm önermelerin yanlışlanabilir nitelikte olmasıdır. Yanlışlanabiliyorsa bir şey, fakat bugüne kadar yanlışlanamamışsa, yani denedik, her şeyi açıklıyor bu tez. Bir türlü aksi örnek bulamıyoruz. Aksine kuvvetli bir argüman da bulamıyoruz. Dolayısıyla bir akla evvelin biri çıkıp daha parlak ve daha orijinal bir görüş buluncaya dek bu görüşü kabul etmekten başka elimizde bir çare yok diyebildiğin sürece bunu, yani daha iyi bir tez geldiğinde görüşlerimi tartışmaya hazırım diyebildiğin sürece yaklaşımın objektiftir, rasyoneldir ve bilimseldir. Buna karşılık son söz budur ve buna karşı bir bunu yanlışlayan bir ihtimal mümkün değildir diyor isen, nihai söz budur, sana susmak düşer diyor isen, o zaman gerçekten müminlerle aynı safa düşme ihtimalim vardır, bayağı da kuvvetli bir ihtimal. Bu eğilimin olmadığını ileri süremeyiz. Diyalektik ve bilimsel materyalizmden söz eden insanların aslında sonuçta dindarlardan bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yaklaşım ve metodoloji olarak. Yanlışlanamayan ve yanlışlanamayacak bir önermeler dizisini nihai gerçek olarak ileri sürüyorlar. Ve ister istemez bunun doğal ve mantıklı sonucu olarak bunun bir ruhban sınıfı ve bir otoritesi, bir polisinin oluşması gerekiyor. Yani bunu yanlışlayamazsın kardeşim. Bu nihai doğrudur dediğin zaman buna itiraz eden insanları susturacak bir mekanizma olması gerekiyor. Rasyonel düşüncenin böyle bir mekanizması vardır. Çok da başarılı bir mekanizma. Memnun etme kardeşim, farklı görüşüm var. Teşekkür ederim, buyur bunu kanıtla, ikna et der rasyonel düşünce. Çok basit bir yöntemdir. Çok etkili bir yöntemdir. Ama eğer senin tezlerin yanlışlanamayacak tezlerse, bir takım Hegel'lerle, Marx'tan derlenmiş bir takım yuvarlak ifadelerden ibaretse, bu aksi iddia edilemeyecek bir kapalı önermeler sistemi ise, İkna edilemedim diyen bir insana karşı vereceğin cevap kalmaz. Kabul etmek zorundasın demek. Demekten başka çaren kalmaz. Pozitivizme temel eleştirimimiz şudur. Pozitivizmde yanlış anlamıyorsam eğer şöyle bir varsayım var. İnsanın bilgisi arttıkça bilgisizliği azalır. Yani bilgilerin bir sabit bir şeyi vardır, bir büyüklüğü, niceliği vardır. Ne kadar çok öğrenirsek cehalet o kadar azalır. Dolayısıyla şu gidişle gidersek bir süre sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra her neyse bilginin tamamına ulaşacağız gibi bir varsayım görüyoruz. Pozitivizmin kaba çeşitliğini savunanlarda. Oysa bana öyle geliyor ki insanın bilgisi ne kadar artarsa bilgisizliği de o kadar artar. Yani bu şey gibidir, yani denize ne kadar açılırsan denizin büyüklüğünü o kadar iyi algılamaya başlarsın. Tek şey bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Evet, yani ne kadar çok öğrenirsen cehaletinin o kadar fazla farkına varırsın. Cehalet böyle bir dehşet verici bir heyula gibi karşında büyür. Ne kadar çok şey böyle öğrenirsen o kadar az şey bildiğinin farkına varırsın. Bilginin sonsuzluğu karşısında gitgide daha bir şey olursun, çökersin. Bir dairenin çapı ne kadar büyürse dış sınırı da o kadar uzar. Soru şurada, gerçek iman sahibi kaç kişi var dünyada? Gerçekten kafası karışık olmayan, yani tam anlamıyla iman eden,
İsa'nın yarasını elleme ihtiyacını duymaksızın İsa'ya iman eder, İsa'ya iman edecek olan, yani akıl şeyine, desteğine ve deney desteğine ihtiyaç olmadan iman edecek olan insanlar hakiki dincilerdir. Bunun dışındaki herkes, yani %99 oranında inanan kişi bile sorularına cevap vermekle mükellef. Peygamberin mucizeleri olmaz mı? Yani dediğimiz olabiliyor olsaydı peygamber niye mucize gösteriyor diyor. Kanıtla. Diyor işte ayı bölüyor oradan diye bak kanıt diyor. Bir kişinin gerçekten mümin olması, yani tamamıyla her türlü argümana, her türlü karşı kanıta ve karşı delile kör ve sağır olması mümkün müdür? Belki mümkündür. Kaç kişidir bunlar dünyada? Din kurum olarak, din sürekli olarak, bütün yaşam boyu, devamlı olarak imanı tazeleme ve güçlendirme mekanizmalarını geliştirmekle mükellef. Zaten bu da gösteriyor ki bize insanların imanı demek ki zannettikleri kadar kavi değilmiş. Yani öyle olsaydı aslında ezana da gerek olmazdı, namaza da gerek olmazdı, hiçbir şeye de gerek olmazdı. Bütün bu egzersizlerin, bütün bu çabaların ve bütün bu polisiye tedbirlerin, yani engelleyici tedbirlerin amacı nedir? İnsanların imandan düşme ihtimalini azaltmaktır. Demek ki öyle bir ihtimal vardır, son derece kuvvetli bir ihtimal vardır. Acayip kuvvetli bir ihtimal vardır ki bu kadar yoğun, bu kadar organize, bu kadar pahalı yöntemlere başvuruyor. Sadece zorbalıkla, sadece bir takım sakallı kişilerin gücüyle açıklanamaz mı? Yani aslında değildir değil. Hakiki bir ihtiyaca cevap verdiği için bu derece yaygın ve kalıcı ve muazzam bir fenomen olarak karşımıza çıkmış ve bu ihtiyacı algılayan, bu ihtiyacı tam olarak teşhis edemediğimiz takdirde zayıf kalırız bu şehre kalırız. Kur'an'ın rasyonel bir tefsirini yapmak mümkün mü diyebilir miyiz? Hani 2000 yılında Kur'an'dan anladığımız şu olacak ki her şey çok çok güzel bir şekilde empirik bilgimizle ölçecek. 2100 yılında bunu tekrar yapacağız ve çok daha güzel bir şekilde yine ölçecek. Yani şu bu neden, belki nedeni şudur. Kur'an'ı şu anda tefsirleyen ya da savunan bütün din adamlarının hepsi saçma sapan adamlar olduğu için belki hiç ikna etmiyordur rasyonelistleri. Hani Kur'an'ın şifresi varsa eğer onu çözersek belki ikna olacağız diye bir tez bana anlamlı geliyor. Kabul etmiyorum. Ama onu tartışmak da manarı geliyor bana açıkçası. Kur'an'da Meryem isimli bir kişiden söz ediliyor. İsa'nın annesi olduğu, onun İmran'ın kızı olduğunu söyleniyor. İmran'ın karısının kızı olduğunu söyleniyor. İmran'ın karısının bunu doğurduğunu söyleniyor. Ve bu Meryem'in Harun'un kardeşi olduğunu söyleniyor. Bu. Elimizdeki veriler bunlar. Şimdi şahıs A diyor ki, Sevan gelip diyor ki, Tevrat'ta bir başka Meryem var. Yani bir İsa'nın annesi olan Meryem var. Bir de Musa'nın kız kardeşi olan Meryem var. Şöyle kaç defa geçiyor bu kişinin adı Tevrat'ta. Musa'nın erkek kardeşinin adı Harun'du. Babasının adı İmran'dı. Bu Meryem de İmran'ın kızı Harun'un kız kardeşiydi. Demek ki bundan şu sonucu çıkarıyorum. Kur'an'ı yazan kişi Tevrat'ta ve İncil'de geçen iki ayrı Meryem'in aynı kişi olduğunu zannetmiş. Ve bu şekilde bir hikaye kurmuştu. Bu bir hipotezdir, bir tezdir. Karşı tarafta diyor ki, ama sen yalan konuşuyorsun. Çünkü Kur'an'da her ne kadar Harun'un kardeşi diyorsa da bunu mecazi anlamda söylüyor. Ayrıca İmran'ın kızı diyorsa bunu da mecazi anlamda söylüyor. Artı Meryem'in babasının adının İmran olmadığını nereden biliyorsun? Belki de başka bir İmran'dı. Belki de başka bir Harun'du diyor. Bu da bir hipotezdir. Yani bu da bir zor bir durumu açıklamak için getirilen bir tezdir. İki fark var arada. Veriler çerçevesinde aklı başında bir insanın çıkaracağı birinci sonuç ilkidir. Yani baktığın zaman, objektif olarak baktığın zaman normal insan eylemlerinin doğal akışı çerçevesinde Kur'an yazarının iki Meryem'i karıştırmış olması son derece kuvvetli ihtimaldir. Aksi kanıtlanmadığı sürece bu varsayımı kabul etmek zorundayız. Aksi ihtimaller olabilir mi? Pekala olabilir.
Yani gerçekten belki iki tane İmran vardı, iki tane Harun vardı. Ve bu Meryem'in, iki Meryem'in de babasının adı İmran, kardeşinin adı Harun'du. Hocam, olabilir mi? Olabilir mi? Pardon, tamam, bitireyim. Eğer ki kuvvetli deliller getirebiliyorsa karşı taraf, mesela Meryem'in nüfus kayıtlarını buluyorsa bir yerden, şeylerden veya ne atıyorum, birinci yüzyılda yazılmış bir metinle bu Meryem'in kardeşinin adının Harun olduğu ve bunun diğer Harun'dan farklı bir Harun olduğuna dair bir metin gösterebiliyorsa, birdenbire karşı tarafın tezi inandırıcı olmaya başlar. Ama o güne kadar bu tez, bu şeyler deliller getirilmediği sürece karşı taraf ancak şunu söyleyebilir, haklı olarak diyebilir ki, senin tezin daha güçlü görünür, gerçekten. Büyük olasılıkla senin dediğin doğrudur. Fakat ben hala içimde bir huzursuzluk var, daha inanmıyorum sana. Çünkü şöyle olması ihtimalinde ben mevcut olduğunu düşünüyorum. Hayret buyurursun. Dediği zaman, bunu dediği zaman terbiyeli bir tartışma olur. Mekke'nin civarında, içinde ve civarında ve Medine'de çok sayıda Yahudi vardı. Bunların en azından bir kısmının olduğunu, yazıya vakıf olduğunu biliyoruz. Zaten Tevrat olmadan ve Talmud olmadan Yahudi olunamaz. Demek ki bu Tevrat mevcuttu. Hristiyanlar da yaygın olarak mevcuttu. Arap Yarımadası'nda en azından 6 tane piskoposluk makamı bulunduğunu biliyoruz şeyden önce. İsa'dan, Muhammed'den önce. Najran'da, Bahreyn'de, Sokotra'da, Arabistan'ın kuzeyinde, Hire'de, bugün Suriye'de, Ürdün olan bölgede Hristiyan Arap devletlerinin bulunduğunu biliyoruz. Bunlar arasında yoğun bir ticaretin ve şeyin, alışverişin olduğunu ve gidiş gelişin olduğunu biliyoruz. Muhammed'den önceki belli başlı Arap şairlerinin tümünün, büyük Arap şairlerinin Hristiyan veya yarı Hristiyan olduğunu biliyoruz. Demek ki Muhammed zamanında Tevrat ve İncil en azından kuraktan dolma bir şekilde dahi olsa bilinmekteydi. Muhammed muhtemelen her iki kitabı da okumamıştır. Muhammed muhtemelen her iki kitabı da okumaktan acizdi çünkü öyle bir araç yoktu elinde. Muhtemelen Muhammed hayatında kitap görmemiştir çünkü kitap kelimesinin kullanım tarzı şeyde Kur'an'da bunun kitabın ne olduğunu pek bilmeyen bir şeyini, izlenimini uyandırıyor. Fakat burada Muhammed'in Tevrat ve İncil konusunda bilgi sahibi olmadığı sonucu çıkmaz. Çıkmaz. Yani buradan bu sözü... Birisi komşuna sorarsın, ne var lan bu sizin kitabı? Evet, sorarsın, o da cevap verir sana. Fakat kendisi okumaktan aciz olduğu için ve muhtemelen elinde Tevrat'ın nüshası bulunmadığı için bir Meryem hikayesi anlatıyorlar, başka bir Meryem hikayesi anlatıyorlar ve ikisinin aynı olduğunu zannediyorlar. Muhammed'in bazı şeyleri yanlış söylemesi ve bunun da kutsal metnine girmesi gayet doğal, normal bir şey. 100 yıl sonra nihai Kur'an metni budur kardeş, bundan sonra bunun virgülünü değiştiremezsin dedikleri noktada bence müdahale imkanı bol bol vardı. Rahat rahat müdahale edebilirlerdi. Fakat etmemişler. Neden etmemişler? Dindar olmayan bir bakış açısının da mümkün olduğunu ve dolayısıyla bunun yüksek sesle ifade edilmesi gerektiğini ve bunun insanlara iletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve bunu yaparken dini yok saymadan, din beş para etmez bir saçmalıktır, zaten ölüme mahkumdur gibi bir hataya düşmeden nasıl akılla ihata edebiliriz dine, nasıl akılla çevreleyebiliriz, nasıl bir akıl kozası içinde zararsız hale getirebiliriz sorusunu soruyoruz. Bu maçta aklın hakem olmasını nasıl sağlayabiliriz? Belki de imkansız bir şey istiyoruz. Ama ne demişler? Gerçekçi ol, imkansızı iste. Yarından itibaren daha spesifik birkaç konuya girmek istiyorum. Özellikle belli başlı üç kutsal kitabın orijinleri meselesine, nasıl oluştukları meselesine girmek istiyorum. Yine bunu şeyin bir örneği olarak vermeye çalışıyorum. Yani akıl yoluyla din nasıl kucaklanır ve şey yapılır, bir koza içine alınır. Yani dinin belirli bir şekilde açıkladığı bir takım verileri daha rasyonel, daha sağduyuya uygun ve rasyonel düşünceye uygun bir biçimde de açıklayabiliyor muyuz meselesini bu şekliyle, bu örneğiyle işlemeye çalışacağım.
Fakat bugün hala daha metafizik konulara, genel konulara değinmeyi uygun görüyorum. Genel gidişi şöyle düşünüyorum. Bugün bu genel konular, yarın öbür gün ve belki ondan sonraki gün Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın kaynakları meselelerine girelim. Orijinleri ve filolojik bir tartışma olsun daha ziyade. En sonlara doğru ise daha güncel konulara gelelim. Ben özellikle insan hakları hukuku çerçevesinde dinin pozisyonu nedir? Dini konularda ifade özgürlüğünün sınırları nedir, var mıdır, yok mudur meselesine ciddi olarak girmek istiyorum. Yani bilgi soyut tartışma düzeyinden öteye somut olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları vesaire doktrin çerçevesinde biraz bu konuyu tartışmak istiyorum. En son olarak da daha Türkiye'de bugün nereye gidiyoruz, Türkiye'de dini pozisyonu nedir, buna nasıl bir tavır göstereceğiz meselelerine en son eğer vaktimiz kalırsa değinmek istiyorum.